Ne güzel sizi burada görmek. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Efendim, ne kadar az görüşüyoruz. Vallahi öyle. Beyoğlu'nun nimet evine hoş geldiniz. Yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Şu anda bulunduğumuz alan dediğim gibi Yenişehir. Yenişehir'de yaşamaktan mutlu olduğumuzu düşünüyorum. Neyse. Yenişehir'de böyle bir salon, ikinci bir salon daha var gerçekten. Bu muhteşem salonu gerçekleştiren direktörümü ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve onun dışında bu salon herhalde Türkiye'de bu büyüklükte birkaç tanesi sayılır. Yani beşi geçmez ve bu alanlarda sanat üretiliyor. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sanat üretiliyor. Sizin o etkinliklerde katılma düşünceniz olursa ki ben üniversite yaşamının bir meslek öğrenmenin ötesinde yaşamı da öğrenmenin ve yaşama dair kendimize değer katmanın ortamı olduğunu düşünüyorum. Yenişehir Belediyesi olarak o kültür merkezine yapılan etkinliklerden faydalanmak istediğinizde Yenişehir Belediyesi'ne ulaşmanız herhalde kâfi olacaktır. O konuda sizlere katkı sunacağız. Ama bizim mesleğimiz gerçekten herhalde biz bunu yaşadığımız için böyle düşünüyoruz da olabiliriz. Sayın Rektörüm gelir burada hekimliğin nasıl bir iş olduğunu anlatır. Ama şunu söyleyeyim, iyi bir dayanışma vardır. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, siz bir eczanenin kapısından girdiğinizde orada bütün sorununuz hallolur. Çünkü siz artık bir eczacısınız. Bugün o ilk adımı atıyorsunuz. Mesleğe hoş geldiniz diyorum. Benim mesleği olan övgüm boşa değil. Benim iki oğlum var. İkisi de eczacı. Biri İstanbul Üniversitesi, biri YTB Üniversitesi mezunu. Ve onları eczacı olmaları için teşvik ettiğimize göre demek ki inanmışız mesleğimize, inanmışız. Mesleğimize hep birlikte inanalım, ufak tefek sıkıntılar olur. Zaten olmazsa tadı olmaz. Ona emin olun, sabahlamak bazen gerekir. Bunlar güzellikleri bu işin ama düzenli, disiplinli çalışmanın önünden hiçbir şey kurtulmaz. Eczacılık fakültesinde çok önemli bilgiler alacaksınız. Mesleki bilgilerin yanında analitik düşünmeyle alakalı da altyapınız, birikiminiz olacak ve çok güzel işler başaracaksınız. Hem sağlık alanında hem topluma hizmet alanında size olan inancımız, güvencimiz tam, yolunuz açık olsun. Şimdiden mesleğiniz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar.